Kısım gençler tarafından şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat. Lehviyat şeriatın haram kıldığı eğlenceler ve hevasatın hücumları karşısında ahiretimizi ne suretle kurtaracağız diye Risale-i Nur'dan medet istediler ben de Risale-i Nur'un şahsı manevisi namına onlara dedim ki kabir var hiç kimse inkar edemez. Şimdi rabıta met niçin önemli? Dersin birinci basamağı bu. Şurada iki nokta dikkatimizi çekiyor. Üstadımız bunu bu abi kaçta ya 30'da 40'tı değil mi muhtemelen? 30'lu yıllar. Kardeşlerim, televizyon yok. İnternet yok. Akıllı telefon yok. Müstecen neşriyat yok. Birçok yerde elektrik yok. En hayasız kadının eteği dizinin altında. Topunun üstünde olan bir zamandan bahsediyoruz. Şimdi bizi gözümüzü kapatsak seni bir zamana götüreceğiz. Tahmin et bakalım bu zaman hangi zamandır deseler o zamana götürseler gözümüzü açsak Belki zannederiz ki burası aslı saadet mi ya? Hiç günah yok sokaklarda deriz. O asır için üstadımız ne diyor? Aldatıcı, cazibedar lehviyat ve hevasatın hucumları karşısında. Şimdiki aldatıcı ve cazibedar lehviyat. Ya üstadımız o asırda ne vardı ki? Cazibedar. Değil, mana şuna benziyor. Şöyle bir iğneyi mıknatısın karşısına koysak. iğne mıknatısa gitmek istemiyor. İradesiyle uzaklaşmak istiyor. Lakin mıknatısın çekim gücü karşısında iğnenin cüzü iradesi işe yaramıyor. Cazibedar bu işte. Evet akıl biliyor. Kötü. Kalp biliyor kötü, ruh biliyor kötü. Lakin nefsi emmaresi onu alıyor, sürüklüyor. Cüz-i iradesiyle nefsi emmareye mukabele edemiyor. Şimdi sor, Üstadımızın aldatıcı ve cazibedar dediği zaman, bündür otuzlar, onu biz mesela bir rüzgara benzetsek, karşısındaki, Efendim yaprağı otu alıp böyle götürüyor. O rüzgarsa acaba bu zaman nedir kasırgadı kardeşler? Bu o rüzgarsa hatta yelse şu zaman arabaları, ağaçları, evleri içine alıp yok eden semaya fırlatan kasırgadı. Peki bu girizgahtan Maksat ne? Maksat şu. Demek ki biz bu derse o gençlerden bin defa daha fazla muhtaçız. Onlar bu dersi iki kulakla mı dinledi? Biz yüz kulakla. Onlar bu dersi iki elle mi tuttu? Biz yüz elle. Onlar bu derste yüzde on mu amel etti? Biz yüzde binle amel etmek zorundayız ki bu zamanın aldatıcı, cazibedar lehviyatının hevesatın ucumuna karşı dayanabilelim. Birincisi bu. İkinci nokta, şimdi gençler geldi, dediler ki üstadımız, biz ahiretimizi nasıl kurtaracağız? Böyle lehviyat, hevesatın ucumlar karşısında halimiz nice olacak? Üstadımız ne dedi? Kabir var, hiç kimse inkar edemez. Kardeşlerim, demek ki lehviyattan, hevasattan ve bu günahların şerrinden kurtulmanın en müessir, en etkili yolu ölümü düşünmek, ölüme rabıta yapmak. Eğer ölümü düşünmekten daha etkili bir yol olsaydı, üstadımız ne yapardı? o gençlere onun dersini verdi. Demek ki en müessir yol neymiş? Kabir var, hiç kimse inkar edemez deyip ölüme rabıta yapma. E yani demek ki kardeşlerim rabıtayı mevt nasıl biraz evvel namazdan sonra tesbihat yaptık. O tesbihat gibi bizim kardeşimiz, arkadaşımız, ayrılmaz dostumuz olmak zorunda. Şimdi bu girişten sonra Hani diyor ayet. Sümme telinu culuduhum ve gulubum ila zikrillah. Sonra ondan kalpleri ve derileri Allah'ın zikrinde yumuşamaya başlar. Şimdi kalbimizi ölümün tefekküründeki kıymeti anlatan birkaç hadisle yumuşatalım. Ya yani Bu dersi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiş. Üstadımızın verdiği bu dersi Efendimizin vermiş olduğu dersin izahı ve tefsiri sadedinde dinlemek lazım. Bakın birkaç hadis-i şeriften bakalım. Efendimiz ne buyurmuş? İnne hazir gulub şüphesiz şu kalpler tesdavu tesdavu kema yesdavul hadid demirin paslandığı gibi paslanır. Demek ki ben Allah deyince kalbim titremiyor. Ya da cenneti okuyunca heyecana gelmiyor. Cennemi işitiyor, korkmuyor. Böyle sohbetler dinliyor, adam olmuyor. Demek ki benim kalbim demirin paslandığı gibi paslanmış. Galu ya Resulallah dediler ki ey Allah'ın Resulü ma cilauha onun cilası nedir? Demirin cilası olduğu gibi ...kalbinde de cilası var mı? Vursak da kalp parıldamaya başlasın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bize iki tane cila tavsiye etti. Bir, tilavetul Kur'an, Kur'an okuma. İki, ve zikul mevt ve ölümü hatırlama. Demek ki üstadımızın o gençlere yapmış olduğu ders onların kalbine cila vurma. Demek bizim bu akşam yapacağımız dersin hedefi kalbimizi cilalama. Demek bu kadar bu iş önemli. Uzun bir hadisin bir bölümü Efendimiz aleyhissalatu vesselam mescide giriyor. Fera'a nâsen kennam yakteşevû. Orada aralarında gülümseyen, gülen sahabeler görüyor. Gal <laughs> onlara diyor ki ama innekum lev eksertum zikre hazim illezzat eğer siz lezzetleri acılaştıran ölümü çokça düşünseydiniz leşagalekum amma Ben sizi böyle gülerken göremezdim. O tefekkür benim sizi görmüş olduğum böyle gülmekten alıkoyardı. Feksiru zikra hazimil lezzatil mevt. O zaman lezzetleri acılaştıran ölümü çokça düşün. Üstadımızın yapmış olduğu ders o gençler kabir var. Bu ders kimin ders haddi zatında? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ders. Ne diyor? Lezzetleri acılaştıran ölümü çokça düşünün. Başka bir hadis. Yani bu akşam okuyacağımız ders ne kadar kıymetli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dersi vermiş sahabesine. Üstadımız o gençler sadedinde hepimize bu dersi yapmış. Feyyül mü'minine ekyes Efendimiz'e sormuşlar. En akıllı mü'min kimdir? Şimdi bize sorsalar değil mi? Belki malı çok olan, belki iki üniversite bitirmiş, Belki şöyle şöyle kimse. arkadaşlar. kardeşler. Nebevi ölçüler bizim ölçülerimizden çok, çok başka. Efendimiz aleyhissalatu vesselam en akıllımızı anlatıyor. Bakın. Gale dedi ki Eksavuhum lil zikra. Evvela. Onlardan ölümü en çok düşünen. Ve hsenuhum lehu istiyadan gâble nuzûlî bihim ve ölüm ona gelmeden ona en güzel hazırlığı yapın Şimdi aramızda birisi bugün ölümü 20 defa hatırlamış. Ve ölümü hatırladığı için de on hazırlık olsun diye kalkmış nafile namaz kılmış. Dua etmiş, Allah'a sığmış ve keza. Kardeşlerim en akıllımız işte o kişi. Hangi ölçüyle? nebevi ölçüyle. Ve İnşallah biz bu akşam değil mi? O akıllılar zümresine dahil olmaya çalışacağız. Başka bir hadis. Kün fit dünya kenneka garip ev abiru sebil Üstadımızın dersi aynı. Dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol. Yolcu gibi ol. Bunu Efendimiz İbn Ömer Hazretlerine söylüyor. İbn Ömer Hazretleri de şöyle nasihat ediyor. İza emseyte fe la tentezu sabah. Akşama ulaştın mı? Sakın ha sabahı bekleme. Sabahı efendim ulaşacağını umma. Ve daha esbahte oldu ki sabaha kavuştun. Fe la tentezu'l o zaman da akşamı bekle. Bakın üstadımızın o gençlere vermiş olduğu nasihatı Efendimiz Aleyhisselam sahabesine vermiş. Dünyada yolcu gibi ol. O ders alan sahabe demiş ki akşamı ulaşınca sabahı sabaha ulaşınca akşamı bekleme. Bu ders alan sahabeler Musa Hazretleri diyor ki ben bir adımımı attığımda Ola ki ölüm gelir de diğer adımımı mı atamazsam bunu düşünmeden diğer adımımı atmam diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu işte de efendim efendi üstad... diyor ki ben ağzıma bir lokma attığımda ölüm gelir de o lokmayı yutamam. O lokma boğazımda kalır diye düşünmeden o lokmayı yutmam diyor. Gözümü kapattığımda ölüm gelir de ya açılmazsa, açtığımda ölüm gelir de ya kapanmazsa bunu düşünmeden gözüm açıp kapatmam diyor. İmam Şibli Hazretlerine sormuşlar. Demişler ki en faziletli kelam la ilahe illallah. Sen hep Allah Allah diyorsun. Sebebi nedir? Demiş ki korkuyorum. Ya la ilahe illa derim de ölürsem hiçbir ilah yoktur derim peşine Allah'tan başka o sözü ekleyemezsem bundan endişe ediyorum demiş. Bakın üstadımızın vermiş olduğu ders. Efendimizin verdiği ders, bütün sahabelerin verdiği ders, bütün Allah dostlarının verdiği ders. Son bir hadis daha, uzun bir hadis bu ama bir bölümünü alalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu Hüveyve Hazretleri'nin elinden tutmuş. Ona ela urike dunya cemian bima fiyha. demiş. Sana dünyayı ve içindeki eşyanın hakikatini göstereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz onu Medine'nin dışına, Medine çöplerinin atıldığı çöplüğe götürmüş. Efendimiz orada ne yapacak? Dünyanın hakikatini gösterecek. Ve anlatmaya başlamış. Hâzi şu başlar, insan başları var, atılmış. Hâzi vûûs, tahrisu kehrisukum ve tamulu ke emelikum. Onlar da sizin gibi bir vakit hırs sahibiydi ve sizin gibi emelleri vardı. Şöyle benim olsun diyordu. Şunu da yapacağım da planlıyordu. Sümme hiyel yevmu izamun bila cilt. Sümme hiye, hiye rimada. Lakin bugün etsiz kemikler olarak kaldılar. Ve yarın onlar toz tuz buz olacak. Zerreler haline gel. Su Efendimiz sahneyi çevirdi. Dedi ki ve hâzîl azarat şu pislikler hiye elvânu ed'imetîm onların lezzetli tamlarıydı. Nereden kazanmışsa kazanmışlar. Midelerine indirmişler. Lakin bugün onlardan kaçıyorlar. Ve hâzîl hirgul baliye ve şu yırtılmış bezler kânet gıyâşum ve libâsuhum. Onların elbisesiydi, onların süsüydü. Lakin bugün rüzgar onları paramparça yapmış. Vazil izam ve şu kemikler. Onların üstüne binip şehir şehir dolaştıkları bineklerinin kemikleriydi. Efendimiz şöyle tamamladı. Femen kâne bâkiyen ale dünya fel yebki. Artık dünyanın bu halini gördükten sonra insan en sevdiği kendisi öyle kemik kalmış, iskelet olmuş. Sevdiği yemeklerin hali orada. Sevdiği, giydiği elbiseler, süsleri paramparça olmuş. Binekler çürmüş. Kim bunu gördükten sonra hala dünyaya ağlarsa bırak ağlasın demiş. Demek ki kardeşlerim bu rabıtayı nevt, nebevi bir ders, ve üstadımız o dersi bu asrın anlayışına uygun bir şekilde bizlere vermiş. Şimdi üstadımıza devam edelim. Ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtayı Allah Bakın başta Üstadımıza gelenler dediler ki üstadımız böyle günahlardan nasıl kurtulacağız? Üstadım ne dedi? Rabı tayyimev. Şimdi üstadım riyadan nasıl kurtulacağım? İhlası nasıl kazanacağım? Üstadım ne diyor? Rabı tayyimev. Şimdi biz rabı mevti, ihlası kazanmak hususunda mütala edeceğiz. Çok güzel bir zaten biliyorsunuz ama yine hatırlayalım. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tulü emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtayı mevtir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Kardeşlerim şu okuduğumuz bölüm var ya hazine hazine. Gerçek bir hazine. Şu tespiti yaka, yapabilmek ne kadar büyük bir nazar ister. Bakın. Şimdi üstadın kitabını okumak manen onun kapısını çalmaktı. Manen üstadın kapısını çaldın, açtı. Ey üstadım benim çok büyük dertlerim var. Ne olur yol göster. Üstadım, ben dünyayı çok seviyorum. Günahlardan yakamı bir türlü kurtaramıyorum. Bende de da var. Suma da var. Ucup da var. Ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Kurtulmak için de çalışıyorum. Lakin çalışsam, kurtulsam dahi bir bakıyorum, bir müddet sonra o kötü ahlak yine gelmiş benim bedenimde tavattun etmiş. Ben ne yapacağım? Ben kardeşlerim, üstadımız diyor ki, İhlası zedeleyen ve rüyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi. Allah Allah. Üstadımız diyor ki, senin bütün bu meyvelerin şecereyi zakkum olan tuğlu emel ağacının meyvesidir. Uzun emelli olmak. Uzun emelli olmak. Tuğlu emeli bir ağaç kabul etse kardeşlerim. Riya o ağacın bir meyvesi. Dünya sevgisi o acın bir meyvesi. Haramlara dayanamamak günah o acın meyvesi. Ben bir meyveyi koparsam ne olacak ki? Ağaçta daha yüz meyve var. Zaten bu daldan kopartıyorum. Bakıyorum öbür daldan çıkmış. Nasıl kurtulacağım? Riyadan nefret veren ve ihlası kazandan rabıtayı meftir. Şimdi o kötü ahlakın her birisi meyve kabul etsek. Ağacının adı neydi? Tuğlu emel, uzun emel ağaç. Peki bu ağacın kökü ne? Bu ağacın kökünün ismini? Bu ağaç hangi kökten çıkıyor? O, bu dünya ağacın bir meyvesi. Dünya sevgisi, tuğlu emelin meyvesi. Ben ağacın kökünü arıyorum. Üstadımız ağacın kökünü de söylüyor. he O meyve, ağacın meyvesi, tuğle emel var. Dünya sevgisi orada, rüya orada, haset orada. Efendim ne bileyim, sunma orada, günaha girme orada, gıybet orada. Hepsi orada, bunlar meyve. Bu ağacın meyvesi, bu ağacın kökünü. Tuğle emel ağacının kökünü arıyoruz kardeşler tevehüm ebediyet. Ağacın kökü bu. Tevehüm ebediyet. Kişi ebedi yaşayacağını ne zannediyor. Bu ağaçtan, bu kökten tuğul emel çıkıyor. Meyveleri saydık. Üstadım ne diyor? Diyor ki, al sana bir balta. Bu baltayla ağacın köküne vuracaksın. Bu baltanın adı Gabıtay-ı ağacın köküne vuracaksın. Tevehüm-i ebediyet kökünü parçaladığında tuğl emel ağacı yıkılacaktı. Ağaç yıkıldığı zaman sendeki bütün bu meyveler ölüp inşallah yerlerini ahlak-ı hasene meyvelerine bırakacak. Şimdi kardeşlerim, üstadımız bana baltayı verdi. rabıta himmet baltası. Nereye vurmalıyım ben? ağacın köküne, tuğlemel ağacın köküne, tevehüm ebediyet nasıl bulacağım? Yani ölümü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülaza edip, baltayı vurmak bu. Bir defa, iki defa vursam, yıkılır mı? Yıkılmaz. Üstadımız devam edeceksin diyor. Peki, ağacı yıktık. Tevehüm ebediyet kökü parçalandı. Oh be desem Halil abi, baltayı bir kenara koysan, Ağaç öyle parçalanmış kalır mı? Öyle bir kök ki o. Tekrar bir ucu toprağa değse ondan dağ gibi bir ağaç çıkar. Kardeşim sözü şundan uzattım. Şimdi bu sohbetlere geliyoruz. Diyoruz ki nefsimize. Yahu 20 seneden beri sohbetlere devam ediyorum. Hala aynı ben, aynı ben adam olamadım. Kendim için diyor. Ya 20 seneden beri okuyorum. Yani bir de anlatıyorum. Hala adam olamadım. Kardeşlerim. Suçlu ne burada sohbeti yapan ders okuyan abi. Ne eserin kendisi ne müellifi. Suçlu biz. Biz. Üstadım benim elime Baltayı verdi mi rabıtayı mefti? Baltayı almakla ağaç yıkılık mı? Hala yıkılık mı? Yıkılmaz. Şimdi ağımızda kim var? Ben bu baltayı kullandım. Üstadımın nasihatını dinledim. Lakin hala riyadan kurtulamadım. Hala dünyayı seviyorum. Hala gözüm harama kaçıyor. Var mı böyle baba Olmaz kardeşler. Üstadımız bize yol gösterir. Risale-i Nur'ları okumakla bulacağımız kemal bir dereceye kadar. Evet, imani meselelerde şüpheden kurtuluruz. Marifetullah'ta yol alırız. Lakin insanı kamil olamayız. Oo, o, başka bir şey. Okumakla insanı kamil olunmaz. İnsanı kamil olmanın yolu işi amele dökmektir. Üstadımız bana vermiş işi. Dedim ya başta, şu çok büyük bir tespit. Yani oradaki şer meyvelerin tuğli emel ağacının meyvesi olduğunu tespit etmek. O ağacın kökünün tevehüm ebediye olduğunu tespit etmek. Ve o ağacın ve o kökün ancak rabıtayı mevt baltasıyla parçala, parçalanabileceğini söylemek ancak üstad gibi insanların işi. Bakın gidin bunu birisine söyleyin. 30-40 sene ilim tahsilesi benim halim bu. Bu vecete yazamaz. Bu, bu üstad işi bu yani. Ama ne lazım? Uygulamak lazım. Peki nasıl uygulayacağız? Bakın. Evet ehli tarikat ve ehli hakikat. Kur'an hakimin. İnneke meyyit. Sen öleceksin. Ve innehum meyyitun. Ve onlar da ölecek. Küllü nefs, her nefis. Zaigatun meût Ölümü tadıcı gibi ayetlerinden aldığı dersle cümleye dikkat. Rabıtay-ı mevti süluklarında esas tutmuşlar. Bakın ehli tarikat ve ehli hakikat hakka ulaşma seyahatinde. Rabıtay-ı mevti kendilerine esas tutmuşlar. Ben niye adam olamıyorum? Ya ben nasıl adam olacağım ki? Ben bunu esas tutmadım ki. Ben bu işin dersini yapalım. Bu işi açıp okuyanım. Ben günde 50 sayfa okuyorum. iyi oku. 100 sayfa okuyorum. İyi de mübarek. Bütün gün bitti. Şimdi ben soruyorum. Rabıtayı met baltasını. Tevehüm ebediyet kökünü Bugün kaç defa vurdun? Vallahi benim bugün aklıma hiç gelmedi. Şimdi o, o zaman sen şimdi hayır abi benim ağacımın kalınlığını bir düşün Tuğle Emel'i. Onun meyvelerindeki büyüklüğü bir düşün. Ağaç hiç darbe görmemiş ki ya. Devamlı suyla besleniyor. Elakat ne yapmış? Rabıtayı mevti suluklarında esas tutmuşlar. Bakın tuğlu emelin menşeyi olan, tuğlu emel ağacının kökü olan tevehümü ebediyeti o rabıtayla izale etmişler. Hazineye bakın kardeşlerim ya. Hazineye bakın ya. Ebedi ahiretimizi kurtarabileceğimiz bir bilgi yatıyor burada. Tuğlu emelin menşeyi olan tevehüm ebediyeti o rabıta ile izal etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette. Kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor ve kabre konuyor farz edip düşüne düşüne bakın düşüne düşüne ne yatıyor altında ayrı abi? Düşüne düşüne. Demek bir defa düşünmekle olmuyor bu abi. Düşüne, düşüne. Nefsi emmare en sonunda o tahayyül, hayal ve tasavvurdan müteessi olur. Ha. Nefsi emmare o hayal kurmaktan ve tasvirden etkilenip uzun emellerinden bir derece vazgeçer bu rabıtanın fevvaidi faydaları pek çoktu. Subhanallah. Peki biz onlar gibi mi yapacağız? Üstadımız bize başka bir yol gösteriyor. Bakalım. Hadiste eksiru zikre hazimi lezzat yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz, tarikat olmadı. Belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem meslek hakikate uygun gelmiyor. Onlar istikbali şimdiki zamana getirip hayali ve farazi bir şekilde bir tasavvur ve tahayyül yapmışlar. Üstadımız biz istikbali bu zamana getirip rabıtayı mevti hayali şekilde yapmaya mecbur değiliz. Zaten bize uygun da değil diyor. Peki biz nasıl yapacağız? Belki akıbeti düşünmek suretinde, geleceği düşünmek suretinde müstakbeli zaman hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikran gitmek, nazaran bakmaktır kardeşler. Eli tarikatın yaptığı gibi müstakbali geleceği zaman hazıra getirmek değil. Ne yapmak lazım? Zaman hazırda. İstikbale fikren gitmek. Evet beden gitmez ama fikir gider mi? Gider ve nazaran bakmaktır. Nazaran bakmaktı. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadı. Bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Böyle yani bu fakire Cenab-ı bu işi biz, bir zaman sevdirmişti Baya Böyle hala da hoşuma gidiyor Acaba şöyle bir şey müstahadımız anlatıyor. Böyle bir cevşan okurken, ya da bir Kur'an okurken, gözünü falan kapatmış. Ben böyle hal etmeye çalışıyorum. Mesleğim cihetiyle hayalim de elhamdülillah kuvvetli, çok kuvvetli. Rabbimin ihsanı. Kendimi kendi kabrimin önünde görüyorum. Gözümü de kapatıyorum. Ve bir zikir mi yapacaksınız? La ilahe illallah. Kendi kabrinizde. Şöyle bir adım geriye geliyorum bazen. Bakıyorum. Kabir ikileşmiş yanımda eşim de yatıyor. Ve subhanallah. Canımı kendisine seve seve verebileceğim cennetteki o değişmem. Eşim de yatıyor. Ve Subhanallah diyor. Ne güzel gülerdik, gezerdik. Bir adım daha geri çıkıyorum. Bakıyorum iki evladım da bizler beraber Kabirler dörde çıkmış. Ve Allah, va velahi diyor. Evlatlarım diyor. Kabirlerini öpüyorum. Siz de mi geldiniz peşimizde? Siz de mi bu toprağa girdiniz? Bizler ne güzel, güzel bir evde yaşar. Akşamları sohbet eder, güler. Şakalaşırdık. Hepimiz toprak mı olduk? Hepimiz çürüdük mü? Nerede bizim güzelliğimiz? Nerede bizim elbiselerimiz? Nerede meskenimiz? Nerede malımız, nerede mülkümüz derken bir adım daha geriye çıkıyorum, bakıyorum. Babam orada, annem orada, kardeşlerim, yeğenlerim. Diyorum, hepiniz mi geldiniz? Bizden sonra bütün dünya mı buraya göçtü? Kafile kafile burayı mı doldurdunuz? Kardeşlerim bir adım daha geriye çıkıyorum. Bakıyorum dostlar da orada. Buğan abi doğuda orada yatmış. Ahmet abi de orada. Ve subhanallah. Asığımız ölmüş. Asığımız. Asığımızın kabristanında asığımızın kabrinde bir cenaze taşı gibi öyle bekliyoruz. Sonra birazdan gelecek. Sonra kardeşlerim hayaliniz biraz daha kuvvetli mi? Hiç hayale falan gerek yok. Niçin istikbali bu zamana getiriyorsun? Bin fikre bin git. Biraz daha kuvvetli mi? O zaman kardeşlerim bir adım daha geriye çık. Bak. Kur'an kainatı. Kainat Kur'an'ı nasıl okuyor? İze şemsu küllirat. Güneş tutulmuş. Kaldı kafanı bak. Ve izen nucumun kedarat. Yıldızlar düşüyor. Ve izel cibalu Dağlar yürüyor ve izel biharu sucran. Subhanallah. Denizler kaynıyor. Ve izel guburu bu Kabirler deşilmiş. Bak şöyle. Şu an sonra bir ayağa kalk. Aç elleri şöyle. Mevlevi gibi bir, dön şöyle. Cenab-ı kudretinin eser karşısında aklı başından gitmiş bir insan gibi de ki kainat Kur'an'ı okuyor. Kainat Kur'an'daki kıyamet ayetlerini okuyor. Feyza nufiha fissur, <laughs> sura üflenmiş. Fesayga men fissamavati vel ard, yerde ve gökte her şey ölmüş. Son Allahu Ekber de secdeye git. son uyanınca kalk kendine bir bak de ki ey nefsim nedir bu şımarıklık? Nedir bu rüya? Nedir bu suma? Kime çalımın? İşte akıbetin budur. Üstadım şey buna diyor. Hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse. Asrının ölümünü de gör. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas etenme yol açar. Bu sahneyi yaşayan, nefs emmaresi bu sahneyle etkilenmiş bir insan, artık ameliyle şuna gösteriş yapayım, buna gösteriş yapayım der mi? Kıyameti yaşamış. Gösteriş yaptığı herkesin de kendi gibi fenadan kurtulamadığını görmüş. Toprağa girmiş, kemikleri çürümüş. Artık kime gösteriş? Artık hangi güne, bu halden sonra göz hangi harama bakacak? Dil hangi gıybet edecek? Ayak hangi harama koşacak? Kardeşlerim şu rabıtayı biz her gün yarım saat kendimize vit yapsak hayır abi. Acaba çok değil bir iken sonra meleklerle musahaf edecek hale gelmez miyiz ya? Keşke o hale bu dersi okumakla gelebilsek, dinlemekle gelebilsek. Ama bu yok kardeşler. Biz bu akşam geldik. İstifademi şu, sevap kazandık. İnşallah Cenab-ı Hak belki günahlarımızı affetti. Lakin rabıtayı mevti yapmakla hasıl olacak o yüksek ahlakı bu dersi ne okumakla ne ezberlemekle, ne dinlemekle kazanamayız, kazanamayız, kazanamayız. Vallahi, billahi kazanamayız. İlla ne yapacağız? O baltayı alıp, üstadımızın anlattığı gibi çalışacağız. Bu dersi böyle geçen okurken, dedik ya, ders bitiyor. Güzel oldu ya, vallahi güzeldi ya da kötüydü, neyse. Ama kıssadan hissen. Şimdi gelin kardeşler. Bu ders bizim için şu ana kadar yapmadığımız bir amele sebep olsun. Yani aradan üç sene, beş sene geçtiğinde diyelim ki, ya ben bir sohbete gittim. Gidinceye kadar bu ameli yapmıyordum ama o sohbet bu amele beni başlattı. Biz ne yapabiliriz? Bak, çok basit bir iki şey. Kardeşlerim hepimizin cebinde ne var? Telefon var. Ana sayfadaki resim ne? Çocuğumuz, eşimiz. Ya yani onları zaten görüyoruz. Şunu yapalım. Kendi kabrimizin resmini oya koyalım. Sinan Yılmaz taşın doyasın benim. 1970 2017. Hu Fatih. Hatta mümkünse okunabiliyorsa altına inandığı gibi yaşamadı. Şimdi cezasını çekiyor. Hatta mümkünse kalbin üstü açık olsun, içinde iskeletler de gözüksün. İşte çok güvendiğin nefsim, sonum bu. Kardeşim biz bu telefona günde on defa, yirmi defa bakmıyor muyuz? Bakıyoruz. Her baktığımızda kardeşler, bir dakika, hani telefonla konuştuk, kapattık. Bir dakika Ra, ölümü rabıta etmeye niyet etsek. Günde 20 defa baksak 20 dakika. Bilgisayar karşısında çalışan kardeşlerimiz var. Bilgisayardaki manzaralar dağ tepe, hava bulut. Ya bizler yolcuyuz ya. Bizler yolcuyuz. Herkes kendi kabini yapsın. Photoshop. Oraya koysun. Her açtığında kendi kabrini görsün. Zaten kardeşler. Biz bunu yaptıkça biz bunu bu bizde otomatik hale gelmeye başlayacak. Gelecek ya yani, otomatik hale gelecek. İşin sonu nereye varacak? Şu olan bir insan şu cemaate baktığında gönlünden geçiyorsa burada oturan herkesi oturan iskeletler şeklinde görecek. Hayalen 50 sene sonraya gittiğinde burada oturan kaşığı, gözü güzel bu insanlar neye dönmüş? İskelet olmuş. Hal buna dönecek ya. Yani. E, telefonumuzda alarmlarımız var bizim. Başka bir yol yani. Verelim eşimiz, arkadaşımıza namaz saati hariç 5-6 defa kursun. O alarmın çaldığı dakikayı ölümümüzün dakikası kabul edelim. Acaba o alarm çaldığında Azrail gelecek olsaydı ben hangi hal üzereydim? Gaflette miydim, ibadette miydim? Allah benim o halimden razı mıydı? Kardeşlerim, yani amele dökmenin bakın yolları kolay. Bunlardan birkaçına tevessül etsek, rabıtayı mevti hayatımıza geçirsek, hem kendi ölümümüzü, hem sevdiklerimizin ölümü, hem asrımızın kabri başında bu tefekkürü yapsak. Tefekkür kuvvetlendikçe bir de dünyanın kıyametini ve ölümünü Kur'an'ın ayetleriyle seyretsek. Bu işe günde yarım saatimizi ayırsak. Muhakkak ki bunun kemali çok kısa bir zaman sonra gözükür. Kardeşler bazı ameller var. Onları yapmak zor. Ku'ran okuyacaksın. İşin müsait değil. Tesbih çekeceksin. Müsait değil. Ama Rabı mevt. hangi uzvun ameli? Kalbin değil mi? Yani birisiyle konuşurken, birisine bakarken, birisine birisini dinlerken o işlerin hiçbirine mani olmayan bir amel. Dolayısıyla Allah bu ameli bize sevdirsin ve bu ameli bizlere kolaylaştırsın. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lana illa ma lemtana inneke entel alimul hakim.